çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce, çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Ama itiraz kalbim ıslı durmuyor. Verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Söylediniz. Beni kandırdınız. Sayenizde Poyraz'la bir ortak özelliğim daha var artık. Söyleyemezdim sana kim olduğumu. Kimliğimi sana açık edemezdim. Poyraz'ın henüz adada olduğumu bilmemesi gerekiyordu. Evet. Sahne şovlarıyla ışıklar altında görmesi gerekiyordu değil mi? Lodos. Öyle mi? Ben seni tanımak istedim Haziran. Çünkü Poyraz'ı kime emanet edeceğimi öğrenmek istiyordum. Ben yokum artık yani. Bundan sonra da olmayacağım, olamayacağım biliyorum. Biz Poyraz'la ayrıyız. Ben seni çok sevdim Haziran. Gözlerim pırıl pırıl. Hayat dolu. Bir de benimkine bak. Ben yaşamıyorum. Sadece tutunmaya çalışıyorum. Ayten Hanım. Ya da Ayşe Hanım demeliydim, bilemedim. Bu duygu sömürleri bende bir işe yaramaz. Sizin başka bir yöntem denemeniz gerekiyor. Çünkü Poyraz'a neler çektirdiğinizi çok iyi biliyorum. Peki hikayeyi benden dinledin mi hiç Haziran? Gerek var mı? Torunum, torunum nerede? Torunum Ali nerede? Ali Hanım içeride müdahale ediyorlar. Biz de bilmiyoruz. Bekliyoruz lütfen. Lütfen. Bakın bu hastane koridorunda bir kavgaya daha ben tahammül edemem, tamam mı? Hepimiz Poyraz için buradayız. Lütfen. Doktor. Ne oldu? İyi geceler. Birkaç büyük yarası var. Dikiş atıldı. Odaya geçti şimdi. Oh, İyi olacak. Dinlenmesi lazım sadece. Çok şükür, çok şükür. Peki görebiliyor muyuz? Kimseyi görmek istemiyor. Görmek istemiyor mu? Hiçbirimizi mi? Beni de mi? Kimseyi dedi. Geçmiş olsun. Düşman ettin torunumu bana. Düşman ettin Poyraz'ımı bana. Her şey senin yüzünden bu halde zaten Aliye Hanım. Ama artık ben buna müsaade etmeyeceğim. Poyraz tüm gerçekleri öğrenecek. Gerçekler diye bir şey yok. Bir tek gerçek var. O da senin şeytanlığın. Artık seninle tartışmak istemiyorum. Yıllardır tartıştık. Bak bu haldeyiz. Pardon. Poyraz Ali Özgür'ün odası nerede?
Lütfen, rahatsız etmeyeceğim. Sadece göreceğim. Lütfen yardım edin bana. Poyraz. Hanımefendi istemiyor kimseyi görmek. Lütfen. Poyraz nerede? Hasta kaçmış. Serumunu sökmüş. Hapishane gecelerinde çürümesini mi istiyorsun? Bak kalbim var artık, dayanamam. Susun artık. Susun, Poyraz kaçmış. Ne? Nereye kaçmış? Nasıl kaçmış? Bilmiyorum, kaçmış işte. Sizin kavgalarınıza tahammül edemeyip kaçmış gitmiş. İkiniz de gerçekten tebrik ediyorum. Nasıl kaçar bu çocuk? Hastaydı bu çocuk. Nasıl kaçar? Ben onu bulacağım. Gerekirse bütün adayı karış karış arayacağım ama onu bulacağım. Allah Allah. Nasıl kaçar? Hemşire, nasıl kaçar bu çocuk hastaneden? Bu yaralı değil miydi? Onu her yerde arayın. Ne duruyorsun sen? Yürü çabuk. Yürü. Poyraz mı dedi o? Ne? Yaralı halde mi? Nasıl olur ya? Tekrar ediyorum. Poyraz Ali Özgür hastanedeki odasından yaralı halde kaybolmuştur. Görenlerin, bilgi sahibi olanların belediyemize başvurmasına önem vereceği olmuştur. Tekrar ediyorum. Poyraz mı dedi o? Poyraz mı dedi? Evet, Poyraz dedi. Poyraz dedi. Kaç. Ay, beni bekle. Nereye bekle? Sür sür. Dikkat, dikkat. Poyraz Ali Özgür hastanedeki odasından yaralı halde kaybolmuştur. Poyraz? Kaybolmuş ne demek ya? Biliyorsunuz dün gece Poyraz bir kaza geçirdi. Trafik kazası. Bir araba arabasını çarpıp kaçtı. Biz ambulansla hızlıca hastaneye gittik. Orada ilk müdahaleleri yapıldı. Ama sonrasında Poyraz kimseyi görmek istemediğini söylemiş. Ve hastaneden kaçmış. Gerisini biliyorsunuz zaten. Ben de belediyenin bütün imkanlarını seferber ettirdim. Bulacağız, merak etmeyin. Ama biz de aramaya devam edelim. Yani böyle ikili üçlü gruplar falan olalım. Burada olmayanlara da haber verelim. Ya düşünelim, aklımıza gelen her yere bakalım. Poyraz nereye gidebilirdi, ne yapabilirdi diye düşünüp her yeri arayalım. Olur mu? Başkanım, kaçırılmış olmaz. Yok, şu anda böyle bir şüphe yok. Peki baba, kim çarpmış biliyor muyuz? Onu da bilemiyoruz çünkü çarpan araç hiç hız kesmeden yoluna devam etmiş. Korktu herhalde. Neyse, polis bunu araştırıyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Tamam, biz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bir haberleşme ağı da kuralım. Tamam, ben hemen kuruyorum. Tamam, haber alan oradan yazsın, olur mu? Hadi. Allah'ım sen torunumu koru ya Rabbim. Başına bir şey gelmesin. Gel Ali ablacığım, gel. Onu bana bağışlasın ya Rabbim. Ne olur bırak. Ben de gidip arayayım şu torunumu, ne olursun. Ali ablacığım, bak anonsu duydun. Seferberlik ilan edildi adada. Herkes Poyraz'ı arıyor, bizim çocuklar arıyor, biz arıyoruz, polis arıyor. Biz buluruz, sen merak etme, gözümü seveyim ya. Sen bir dinlen artık. Bak sabah kadar ayaktaydın, perişan oldun zaten. Bıktırdılar çocuğumu, bıktırdılar. Bak kaçırttılar işte. Kaçtı gitti sonunda, dayanamadı. Nasıl dayansın benim yavrum, nasıl dayansın? Bak yok işte, hiçbir yerde yok. Çocuk yok. Sen ne yüzde geliyorsun buraya? Ne yüzde geliyorsun? Ya zaten ortalık karışık, sen de geldin, tam oldun. İyi de senin bilmediğin şeyler var. Ama ben bilmediğim şeyleri bilmek falan istemiyorum. Zaten bu odada kimse inanmaz artık sana. Ya senin yüzünden Aliye teyze yıllarca benden nefret etti. Kanlı bıçaklı oldu kadınla ya. Yüzsüz bak, hala burada. Neymenessiz. Bir de mudacı olmuş başıma. Mudacı kırıntısı. Aa Ali ablacığım, ayıp ama olmuyor. Sen bizim büyüğümüzsün. Hiç yakışıyor mu bu laflar ağzına? Yakışmıyor. Bu da aynı, bu da. İkisi aynı bunların. Biri oldular, biri oğlumun, biri torunumun başını yedi.
Ya Aliye teyze, ya ben bu kadının kaçıp gideceğini bilsem tanıştırır mıydım onları Allah aşkına ya? Aa, tamam hanımlar, tamam. Benim acilen emniyete gitmem gerekiyor. Hanımlar, rica ediyorum sizden kavga etmeyin. Şu Poyraz bir bulunsun çıksın ortaya, ondan sonra ne istiyorsanız yaparsınız. Ama bugün kavga yok, rica ediyorum. Aliye annem, bak gözünü seveyim, ne olur kal evde dinlen. Ya seni öyle sokakta perişan halde dolanırken Poyraz görse üzülmez mi? Üzülür değil mi anacığım? O yüzden sen kal burada dinle. Sakın yalnız bırakmayın ha, yanında kalın. Tamam, burada kalın. Hadi hadi, çıkın gidin benim evimden, çıkın. İstemiyorum ikinizi de. Tamam tamam, gideriz. Ah, nerede bu hayvan? Zorba, Zorba. Ay, bu hayvan nerede? Zorba. Ay, ay dur Aliye teyze. Yavrum. Oğlum, ah o da yemekten içmekten kesilmiş yavrum. Oğlumun acısını hissetti herhalde. Sen de gitme Zorbacığım. Neredesin oğlum? Aman Aliye teyze hanım. Dur, dur, dur. Bırak. Oğlumu getirin bana, torunumu getirin. Tamam. Allah'ım sen yardım et bana. Tamam, tamam. Allah'ım getirecek sen... Gel, gel şöyle sen içeri gir. Gel, yavaş. Hadi. Sen de bırak. Ya acaba fabrikanın oraya falan mı baksak? Oraya bakacaklar. Biz bence aşağı inelim sahile bakalım. Haziran. Oy. Benim arkadaşım, canım arkadaşım. Güzelim benim. Sen neredesin? Çarpan araba bu mu? Bu da görünmüyor işte içi. 140-150'ye çıkmış şehir içinde. Çarpma anında fren izi de yok. Sanki bile isteye üstüne sürmüş. Ya da freni patladı. Ama sanmam. İyi de kim yapar ki böyle bir şeyi? Haberin yok mu senin? Var. Bana ne? Batı, herkes onu arıyor. Ben de arıyorum işte ya. Poyzi! Poyzi neredesin? Poyraz! Ah ya. Yok, görüyor musun ya? Burada da yok. Of. Hiç komik değil. Kocaman adam ya. Çıkar elbet bir yerden. Hepiniz aptal aptal panik yapıyorsunuz. Hiç mi vicdanın sızlamıyor ya senin? Aa. Bak, bunu senden duymak bir garip geldi kulağıma. Ağlamışsın. Evet, ağladım. Poyraz benim arkadaşım aynı zamanda. Başka neyim? Aynı zamanda dedin ya. Unutmaya çalıştığım biri. Aramaya yardım edecek misin, etmeyecek misin? İlgilenmiyorum. Sen git, ilk sen bul. Koş bakalım önden. Kahramanı ol lan istersen, ha? Kurtar Poyraz'ı. Sonra da şey yaparsınız böyle... sahilde ağır çekimde birbirinize doğru koşarsınız. Zaten muhtemelen Poyraz kollarını açmış bir şekilde seni bekliyordur. (Gülüyor)
Ya tamam geliyorum ya. Beni bile istememiş yanında. Beni bile istememiş. Ya belki ne bileyim fazla gelmiştir olan her şey. Yani böyle kaybolmak istemiştir, yok olmak. Olabilir. Sen de biraz izin mi versen? Yaralı olmasa tamam da Biricik yaralıydı, anlıyor musun? Poyraz yaralıydı. Ben ambulansta onun yanındaydım böyle. Ellerini sıkıca tuttum. Gözlerini açtı. Böyle dolu dolu bana baktı. Merak etme, bir şey olmayacak der gibi bana baktı. Ama ben onu ilk defa bu kadar güçsüz gördüm. Üzgündü. Kızmıştık. Kavga etmiştik. Ama o halinde bile beni sakinleştirmeye çalışır gibi bir hali vardı. Acı çekiyordu. Bile gülümsemeye bile gayret etti. Ama ben onun acı çektiğini anladım. Bir taraftan da böyle kırık bir şekilde veda eder gibi bir hali vardı. Ben o an böyle son kez göreceğimi bilmiyordum. Haziran öyle son kez görmek falan ne demek? Öyle bir şey yok kuşum, tamam mı? Öyle bir şey düşünmeyeceksin. Bak ağzını hayra aç. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Ya yaralıydı o. Yaralı haliyle nereye gider? Ya kafasını bir yere çarptıysa, ya bayıldıysa, kaldıysa, ya bir travma falan geçiriyorsa. Ya arabasının halini görmeniz gerekiyordu. Onun en az 3-4 gün hastanede yatması gerekiyordu. Ya başına bir şey geldiyse diye ben çok korkuyorum. Ay ne oluyor yol? Hadi kalk. Allah aşkına bak. Bu ne martı babası böyle? Hadi kuşum gel. İyice moraller bozuldu falan, yas tutuyoruz. Gayriyetten bir şey söyleyeyim. Poyraz bu adanın çocuğu. Yahu Poyraz'ı adada tanımayan mı var? Ada küçücük ada. Öyle değil mi? Adanın çocuğu bu çocuk. E o zaman ne yapacağız? Nereye bakacağımıza karar vereceğiz. Tamam. Evet. Evet. Nereye bakalım kuzum? Al bakalım. Ya versene. Ya, almaya çalış. Açken sınırlarımı zorlama. Tamam mı? Açken sınırlarımı zorlama. Tamam, bu not edildi. Başka bir şey var mı? Ne defter o? Bu Haziran hedefliği mutlu etme kılavuzu. Hmm. Ne ki? Şimdi bizim bir ilişkimiz var ya. Benim o yüzden seninle ilgili bütün detayları bilmem lazım. Bizim bir ilişkimiz mi var? Bunu duyma çok hoşuna gidiyor değil mi? Şu an dünyanın sonu gelse hiç umurumda değil, biliyor musun? Yani içim çok huzurlu. En sevdiğimiz meyveler var, üzüm var. Yanında sen varsın. Üzüm seviyorsun değil mi? Hı hı. Üzüm seviyor. Tamam, kaydedildi. Üzüm seviyorum ama en çok seni seviyorum. O zaman burası bizim dünyanın sonu yerimiz olsun. Yani bir gün dünyanın sonu falan gelirse biz burada böyle gün batımını izleyip meyvelerimizi, üzümümüzü yiyelim. Olur mu? Olur. Anlaştık. Dondu kaldı. Haziran. Ne oldu? Bir şey mi hatırladın? Sizce dünyanın sonu geldi mi? Ne? Haziran. Tamam Nuray'cığım, tamam. Biz de şimdi eve geldik. Bir iki lokma bir şey atıştırıp çıkacağız hemen. Alo, Necati. Nedir durum? Baktınız mı sağa sola? Hadi bir şey yazın ya. Fabrikanın oraya bakan yok mu hala? Saçmalamayın. Fabrikanın oraya baksın biri. Yok mu? Çocuklara sorsaydın. Garsonlardan biri görmüştür belki.
Tamam. Haber ver. İskeledeki balıkçılara sordum. Haber yok. Grupta da bir şey yazan yok hala. Vallahi ayaklarıma kara sular indi. Kim bilir Poyraz ne haldedir şimdi yavrum. Anne dur ben sana bir su getireyim. Bak yine durduğun yerde fenalaşacaksın ya. Getir, getir. Haziran'da perişan olmuştur. Bunlar bir gün yüzü görmediler Fatih. Benim adım ne kadar Fatih ise Poyraz'ın bulunacağından da o kadar eminim. Ama sen asma o güler yüzünü. Bozmayalım moralimizi, yüksek tutalım. Düşmek yok. Tamam, tamam. Ben gideyim isterseniz ha. Siz böyle baş başa falan kalırsınız. Ne dersiniz? Sular gibi ömrün aziz olsun canım kızım. Yuh Fatih abi ya. Oldu olacak bir de nüfusunu alsaydın beni sana. Yani kısmetse o da olur. Ayrıca abi demeyebilirsin. Ne diyeyim amcam diyeyim. Yok. Başka bir şey daha var aslında. Dede. Başka? Fatih Kengs. Hadi kızım sen git atıştıracak bir şeyler getir bize mutfaktan. Hadi anneciğim. Ya ben öyle lafın gelişi söyledim kızım diye. Benden küçüksün. Kızım olacak yaştasın ya. O manada. Ama fena da olmadı be Nehir. Nehir. Çok mu ileri gittim? Yo. Fatih Kengs. Fatih Kengs. Çok hayır hayır gitmedim canım. Ben gidince istediğiniz her şeyi yaparsınız. Ben gidene kadar sıkı yönetim. Ama burası senin evin. Nereye gidersen git bir gün mutlaka buraya döneceksin. Burası hep senin evin olacak. Neyse ne. Biz işimize dönelim. Hadi bakalım. Alper abi de yazmış işte. Melisa ile okula gidiyorlarmış. Oraya da bakacaklarmış. Hadi inşallah bakalım. Ya bizim arka bahçede falan olabilir mi? Hani dersten sıkılınca çıkar oraya giderdi. Yani orası değildir diye tahmin ediyorum ama aklıma başka da bir alternatif gelmiyor ki. Melisa desene. Bir gören olacak şimdi dur. Bir gören mi olacak? Hani ne yapıyoruz ki bir gören olacak anlamadım. Okuldayız ya işte. Hocalar burada. Sence de bir tuhaf değil mi? Küçüklüğümüzü biliyorlar. Çok tuhaf. Hadi gel. Melisa, nereye bakıyorsun? Melisa. Efendim. Nereye bakıyorsun? Çocuklar, boşuna yordunuz kendinizi. Biz her yere baktık zaten, söylemiştim size. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Hocam, biz aslında kazan dairesinde olabilir diye düşünmüştük ama. Biliyorum, siz saklanırdınız hep oraya. Biz de göz yumardık. Hocam, bizim arka bahçede gizli saklanma yerimiz vardı. Belki orada olabilir dedik ama. Poyraz da ağaca çıkıp sınıfa girdiniz yar mı? Pek de gizli değilmiş. O dalları budattık biz sizden sonra mecburen. Vallahi çok çektim üçünüzden. Poyraz en iyi saklanan dam aranızda. Sizi bir şekilde bulurduk ikinizi bir köşede. Ama o Poyraz bir yok oldu mu? Vay halimize. Sıkmayın canınızı. O ne yapardı? En sonunda bir yerlerden çıkar gelirdi. Yine çıkar gelir merak etmeyin. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz tekrar. Teşekkürler hocam.
Ay. Poyraz. Ay. Poyraz. Ay dur dur, ayağım parçalandı. Ay. Sayın İngiltere Düşesi Biricik Hanım, Matmazel Biricik Hanım, ayağı uf mu olmuş? Tamam hadi yürü. Aa, devam etmeler falan. Her gün podyuma çıkar benim biriciğim, mankenim. Görkem, bu topuklunun topuğunu görüyor musun? Hı, görüyorum. Ha, iyice bak. Baktım. Bu senin kafana çok yakışırdı ama neyse ki yaşına saygım var. Yine yaşlılık esprisi yani. Lütfen beni ellemeyiniz gerçekten. Artık bıktırıcı olmaya başladı. Çarpıntım geldi vallahi billahi. Haziran. Hadi ama artık ya. Birazcık şurada dinlenelim ayol. Dinleneceğiz yani. Pit stop, pit. Poyraz ayrıca buralarda bir yerde söyleyeyim yani. Bir anda karşımıza çıkacak. Şu hayatta herkese bir şey olur. Şu adada özellikle. Ona bir şey olmaz çünkü adam süper kahraman. Haziran. Aa. Haziran. Alo. Yani... Şu kayıp ilanını paylaştım internette filan. Takipçiler bir hurra yaptılar bana. Tuhaf. Kız benim ifşa videom falan mı yayınlandı yoksa? Hı? Görkem. Hı? Haziran yok. Nasıl yok? Yok, bilmiyorum. Görmedin ne tarafa gittiğini? Yok, görmedim. Ya of ya. Haziran. Ya Görkem, dinlenmenin sırası değil şimdi. Bak ben gidiyorum. İstiyorsan sen bekle, ben seni dönüşte alırım. Sen ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi yalnız kalmaya çalışıyordum. Sen ne yapıyorsun burada? Ya sen delirdin mi? Herkes her yerde seni arıyor. Duvarlara ilanlarını yapıştırıyorlar. Senin şu haline bak. Ne varmış benim halimde? Ben gayet iyiyim. Ya bu nasıl bir cevap? Bu nasıl bir bencillik? Poyraz... Poyraz bak, kendine gel, beni delirtme, tamam mı? Haziran, ben gördüğün gibi gayet iyiyim burada. Keyfim de yerinde. Kimseyi de görmek istemiyorum. Sen de buradan gidersen iyi olur. Teşekkürler. Teşekkürler ne ya? Teşekkürler ne? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen yaralısın. Biz seni öldün sandık. Başına bir şey geldi sandık. Ben bana ihanet eden, yalan söyleyen, öyle böyle davranan insanlardan uzak durmaya çalışıyorum, anladın mı? Biz ne yapalım o zaman? Biz de kaçalım gidelim, kimseye haber vermeden dağa taşa mı gidelim? Ne yapalım biz de o zaman, çocuk çocuk şımarıkça hareket mi edelim? Ya benim düşünmeye ihtiyacım var Haziran. Anladın mı? Ya ben yoruldum artık, üzerindeki yükü, baskıyı görmüyor musun? Yoruldum ben artık, yoruldum. Ben de insanım, benim de dinlenmeye, benim de yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sürekli birileri benden bir şey istiyor. Poyraz bir şey istiyor mu diye merak eden var mı? Yok. Soran var mı? Yok. Ya benim de yalnız kalmaya ihtiyacım var, susmaya ihtiyacım var. Belki yalnız kalıp ağlamaya ihtiyacım var. Olamaz mı? Poyraz, kolun kanıyor. Tamam, önemli bir şey değil. Bir kişi mi patladı bakayım? Önemli bir şey değil diyorum, tamam. Sen önceden benimle konuşurdun. Ya da bana bakar rahatlardın. Tamam, biz birlikte değiliz. Olmayalım da zaten. Ama bu başka bir durum, bu özel bir durum. Biz iki arkadaş gibi oturup konuşabilirdik. Sen kendine ihanet eden biriyle arkadaş olur mu sence? Ben o kadının senin annen olduğunu bilmiyordum. Sen niye bunu anlamıyorsun? Alo. Alo Biricik. Biricik çekmiyor. Poyraz'ı buldum. Buldum diyorum. Poyraz'ı buldum. Herkese haber ver, merak etmesinler. Biz de birazdan geliriz zaten, tamam. Hadi bay bay. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen benim adıma niye konuşuyorsun? Benim burada gücümü toplamam lazım. Şimdi kimseye laf yetiştiremem. Haziran bak, özür dilerim. Ben seni üzmek istemiyorum. Ama git bak, yalnız bırak beni, tamam mı? Hadi.
Gidemem. Bu halde olmasaydın iki dakika bile durmazdım yanında, merak etme. Ama işte böyle bir başına buralarda ölür kalırsın falan diye vicdan azabı da çekemem. O yüzden ya buradan beraber gideriz ya da ben de burada kalırım. Ayrıca burası senin malın değil, kamusal alan. Ben istediğim gibi takılırım. İyi, sen bilirsin. Ali ablacığım, bunu Poyraz'a kim yapar, neden yapar? Sen bilirsin, bir söyle bakalım. Ama ben kaza olduğunu zannediyordum. Yani siz şimdi kaza değil mi diyorsunuz? Öyle değil gibi duruyor. Poyraz'ın düşmanı var mı etrafında? Çok, çok düşmanı vardı yavrumun. O Haziran bile düşmandı ona. Ayten, Zeynep. Ali ablacığım, sen de biliyorsun ki şimdi bu saydığın insanların hiçbiri kalkıp da Poyraz'a zarar verecek insanlar değiller. Hele öyle direksiyona geçip de çocuğun üstüne sürmek olacak iş değil. Hadi bir konuya odaklanalım, bir düşün bakalım. Kim yapmış olabilir başka? Bizde bir çocuk vardı, Batu. O çok uğraştı benim Poyraz'ımla, o yapmıştır. Evet, öyle zibidi bir çocuk var. Ama bildiğim kadarıyla o gece o davetteydi. Ama babası yapmış olabilir. Cenap biliyorsunuz, mafya bozuntusu. Geçenlerde gelmiş buraya, haberimiz bile olmadı. Poyraz uyardı hatta. Aralarında bir münakaşa geçmiş. Hani sonra bir daha gelirse haberim olsun diye uyardı beni. Davette posta koydukları adamın adı neydi? Doygun, şeyin, Haziran'ın patronu. Bak o da olabilir, evet. Onu da iyi araştırın. Çok uğraştılar benim yavrumla, çok. Tabii onu da şimdi tepesi attı, kaçtı gitti. Kim bilir nerelerdedir, ne hallerdedir benim yavrum. Ne oldu, ayaklanmışsın? Sen niye arkamdan geliyorsun? Ne oldu? Burada böyle otçur hayvanlardan var mıdır? Ne tür hayvanlar? Vahşi hayvanlar işte. Yani yok ama çığlık atmaya devam edersen toplanır hepsi birazdan. Hayır ya. Haziran bak, sen git istiyorsan gerçekten. Burası sana göre değil. Yani şehirli insanlar yapamaz burada. Sen alışmışsındır şimdi trafik gürültüsüne, insanlara, kalabalığa, sese. Yani sessizlik korkutur sizi. Ya sen hala mı bana şehirli diyorsun? Ben buraya geleli kaç ay oldu? 3 ay oldu galiba ama 3 ayda silmez o İstanbul'un pisliği. İstanbul düşündüğün kadar kötü bir yer değil. Bir gün gelirsen görürsün. Hiç sanmıyorum geleceğimi. Bence o kadar büyük konuşma. Aç mısın sen de? Yani aslında açım biraz. İyi. O zaman arkada oltalar var benim. Hemen arka tarafta da göl var, gidip orada tutabilirsin balık. Biraz gelsin. Biricik, bu keçi gibi inatçı. Ormandaki en yabani domuz o. Gerçekten çok ama çok sinirliyim. O dönene kadar dönmem. İyi görünüyor ama belli olmaz. Yanındayım şimdilik, tamam? Duydun mu? Duydum. Ne sesiydi o? Vahşi hayvan sesi. Senin beklediklerin. Haziran bak, son kez uyarıyorum seni. Git buradan, gerçekten geç olmadan git. Bak gece olur, karanlık çöker, kapıma gelirsin almam. Acıktım dersin yine gelirsin, vermem. Bunları zalimlik olsun diye de söylemiyorum ha. Git diye söylüyorum, bak açık açık söylüyorum, git. Ben de sana açık açık söylüyorum. Ben karanlıktan korkmam, acıkmam. Tamam mı? Sen burada keyfine bak.
Ben yokmuşum gibi davran. Unut beni. Sen beni şey gibi düşün. Böyle ölüp kalırsan falan diye böyle başında bekleyen bir hemşire gibi düşün, olur mu? Başka da bir şey değil. Hatta ne yapalım? Bir şey yapalım. Buradan şu sınırımız olsun. Burası Poyraz Cumhuriyeti. Burası Haziran Cumhuriyeti. Bu sınırı geçmek yok. Aynı yataktaki gibi. Bana uyar. Bana zaten uyar. Çünkü benim fikrim. Şarjım da bitmiş. İyi ki bitmiş. Oh, mis gibi orman havası. Oksijen. Ne güzel, çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. Acaba şu çöp kutusuna mı baksak ya? Onun içinde midir acaba Poyzi ha? Hı? Biz böyle yan yana yürüyoruz ya beraber. Utanmıyorsun değil mi benden? Ha? Ya bak eğer öyle bir şey falan varsa alayım mı ablacığım ben bunu? Ha? Nasıl oldu böyle mesela? Böyle kim olduğum da belli olmaz. Batu çocuklaşma lütfen. Ha, beğenmedin mi? Olmadı mı? Ha? Dil. İnci kolyeli kadın. Kimim ben? Ben kimim? Hı? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Niye yere atıyorsun? Aa bak. Şey de yapabiliriz. Poyraz maskesi takabilirim mesela. Öyle bir şey de yapabiliriz. Ne dersin? Beni öptüğün için pişman mısın? Ne zaman aşık oldun Poyraz'a? Küçüktük. Sen yoktun. Hı. Mutluyduk. Küçüktünüz diye mi mutluydunuz? Yoksa ben yoktum diye mi? Çünkü o çok fark eder. Öğrenmem lazım onu. Denize dalıp dalıp duruyordu bu. Bir gün öyle yanıma geldi. Nasıl heyecanlı. Bak dedi deniz kabuğu. Al dedi. Verdi. Gitti. Bu kadar. Haziran yoktu. Kimse yoktu. Bana verdi o deniz kabuğunu. Gördüğüm en güzel deniz kabuğuydu. Güç. Ben çok tırt bir hikayeymiş ha. Damarıma basıyorsun. Yoksa anlatmazdım. Canını yakmak istemiyorum. Sen ne biliyorsun ya benim canımı? Sana ne ki benim canımdan? Sen ne bileceksin benim canımı? Hayırdır yani? Sen onu bunu bırak da bana şeyi söyle. Ne oldu o deniz kabuğuna şimdi peki? Attım. Poyraz'dan vazgeçtiğim bir zaman. Hı. Fotoğraflarını da attım zaten geçen. Ama buradan o kadar kolay atamıyorsun. Ya da buradan. Ne diyorsun ya? Yok yok ben... Aa, anlıyorum ben, anlıyorum. Hiç sıkıntı yok yani. Ben anlayabiliyorum, okey. Benim için sorun değil. Bizden zaten olmazdı, hiçbir şey olmazdı bizden. Bizden bir yol olmazdı. Onu anladım. Ben devam. Sen de devam. Küçük bir öpüştük işte. O da yanımıza kar kalsın. Bir şey olmaz. Aradın mı onu daha ben? Ben sana kızımın etrafında dolaşmayacaksın demedim mi? Şşş, ne yapıyorsun? Bana bak, bana bana bak bana. Baba ne yapıyorsun ya herkesin içinde? Niye sözüm dinlenmiyor benim ha? Baba, arkadaşım o benim, arkadaşım. Poyraz'ı aramaya çıktık dışarıya, arkadaşım. Ne ayrıca arkadaşım olmasa ne olacak?
Ne olacak yani? İstediğim gibi severim ben onu. İster arkadaşım olarak severim, ister başka türlü severim. Ben ona değer veriyorum. Böyle konuşamazsın ya bununla. İdil. Ne İdil? Tamam be. Yürü, yürü sen şöyle. Ben sana böyle bir şey yaptım mı hiç bugüne kadar? Selam takip dostlarım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Saad'ın sünnet düğünündeyiz. Şaka şaka. Ama bir maşallahınızı alırız. Şu anda gördüğünüz üzere Biricik'in dükkan açılış törenindeyiz canlar. Evet, el sallıyoruz. Ya ne açılış ama. Görüyorsun değil mi? Hem ayağımı çiğniyor, özür dilemiyor, bir de benimle dalga geçiyor. Allah Allah. Like'larınız bol olsun Görkem Efendi. Teşekkürler canım. İki tane takipçi kazandı diye totosu kalktı beyefendinin. Görkem. Canlı yayındayız şu anda. Anlatabildim mi canım? Etlerin böyle lim lim ederim senin bak. Terbiyesiz döner. Ya çek Allah aşkına şu kamerayı ya. Benim kameraya karşı fobim var. Çeker misin şunu? Aa, kameraya karşı fobisi varmış canlarım. Sen hayatında kamera mı gördün ayol? Ha? Allah'ın saati. Allah Allah. Ha bak ne diyorlar? Yorumlara bak. Aa, bundan sonra Sadık fanıyım diyenler var. Ayol nereye fansın? Adamın şu haline baksanıza ayol. Gerçekten adam topal. Aha kesmiş bile be. Ya, madem purdele kesiyor o zaman biz canlı yayını kesiyoruz. Takip dostlarım sonradan devam ki. Hadi be Darcy bye. Ya su basmış buraya. Ne su mu basmış? Ya. Aa, vallahi billahi vallahi ya bu nedir? Vallahi billahi bak bu kıza kurşun dökmek lazım. Tamam, göze tamam. Geliyor bu kız. Döktürür sen merak etme. Ya bir işimle düzgün gitsin ya. Sen merak etme ya. Sadık niye burada var? Sadık senin işini kolaylaştırmak için burada. Ben şimdi hemen bir tane usta arayacağım. Hemen gelir ilgilenir. Merak etme. Ustaların ustasıyım ben. Aslında ben yapardım ama şimdi benim kolum bacağım kırık. Neyse sıkıntı yok. Ayol bezlerle mezlerle kafasını alırız. Merak etme hallederiz yani. Allah'ım bu da nedir yahu? Allah bir yerden alır bir yerden verir. Biricik Hanım. Oha. O nereden çıktı şimdi ya? Vallahi iyi ki çıktı. 10 üzerinden 11, 12, 13, 14, 15. Tam senlik. Öyle mi diyorsun? Hadi be. Vallahi öyle. Ne alakası var ya? Ben işimle falan ilgileneceğim Görkem. Bir daha öyle bir kalp kırıklığıyla gerçekten uğraşamam. Biz işimize bakalım. Tamam aşkım ben kovayı bulayım. Sen kovayı bul. Nerede kova? Bilmem oralarda bir yerdedir. Ne diyor Ziren? Cevap vermiyor ki bir süredir. Poyraz'a saydırıyordu en son. Haklı. Poyraz da zor. Sen de kolay değilsin ama. Nereden çıktı pardon? Öyle değil mi? Yani üçümüz arasındaki en kolay kişi benim. En anlaşılabilir yani. En sonunda ben miyim yani? Ben öyle mi dedim şimdi? Ne olduğunu sen anlatır mısın? Ben mi sorayım? Kadınlar bunu neden yapıyor? Ne yapıyor bu kadınlar ya? Bir rahat bırakın şu kadınları. Belli ki bir şey var ama bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Ya bildiğim beyaz yalan bu. Ne var anlat işte. Belki anlatmak istemiyor kadınlar. Belki kendi içlerinde yaşıyorlar. Belki günü değil bugün. Neden hep ısrar ediyor bu erkekler her seferinde? Belki onlar da bir şeyi çözmeye çalışıyorlardır. Gerginlikler bitsin, her şey tatlıya bağlansın istiyorlardır. Aynen, ben tatlıları poşetlemeye geri döneyim. Melisa. Alper! Olmuyor! Ben seni eskisi gibi sevemiyorum, bu! Ne? Anlamadım. Evet, bu! Buyum var. Bu aralar böyle hissediyorum. Tamam, kavuştuk işte ama hayal ettiğim gibi olmadı. Yani onca engel vardı, hepsi kalktı birden. Ama Biricik hala burada. Orada, burada, sağımızda, solumuzda. Yani tabii kız ne yapsın, gitsin mi, gitmesin tabii de. Ben aranızda olup bitenleri unutamıyorum Alper. Ya da belki suçluluk hissediyorum hala, bilmiyorum. Canım ne yapayım ben daha, ne yapayım? Hayatımız boyunca bunun vicdan azabıyla mı yaşayalım? Ya tamam kötü günlerdi ama geçti, gitti, bitti.
konuştuk, anlaştık, barıştık. Ne olsun daha ne istiyorsun? Kötü günler geride kalmamıştır belki. Belki geride kalan iyi günlerdir. Ben okuldaki günlerimizi özlüyorum Alper. Sana nasıl aşıktım, kalbim nasıl çarpıyordu. Şimdi kalbim şu buzdolabından farksız. Neden böyle oldu da bilmiyorum. Elimi tutuyorsun olmuyor. Gözüme bakıyorsun kaçırasım geliyor. Bana dokunmanı istemiyorum. Bu konuyu da konuşmak istemiyorum. Oldu mu? Tamam mı? Bu işte. Ya, ya taktı bana resmen ya vız vız. Of. Her yerimi ısırdı. Şu hale bak ya resmen. Her yerim kabardı. Of ya çok kaşınıyorum. Of. Hava da soğumaya başladı zaten. Hayır ben ne bileyim senin böyle alıp başına ormana kaçacağını falan bilseydim ben de ona uygun giyinirdim değil mi? Tamam. Tamam ben şehir seviyorum tamam mı? Kalabalık seviyorum, insan kalabalığı seviyorum, gürültü seviyorum, trafik seviyorum, şehir seviyorum. Oldu mu? Mutlu musun? Yok canım o kadar da değildir. Şey var mı buralarda peki böyle meyve ağacı falan he? En azından? İnan git bak. Su ver bari. Su ver hadi ne olur. Susalım. Bak hala vaktim var. Gidebilirsin. Acımasız olmaya başlıyorsun ama. Lan ya. Hayır yani huylu huyundan vazgeçmiyor işte. Hayır bunun huyu da yok ki. Huysuz huysuzluğundan vazgeçmiyor olması lazım o lafın aslı. Yok ya şimdi bir de durduk yere zehirlenmeyelim. Yılan! Yılan vardı orada. Sen yılan gördün mü daha önce? Hem söyledim ben sana tehlikeli yerler burada. Ben dayanırım. Tamam mı? Ama senin vicdanın varsa benimle gel. Of ya dursana beni bekle diyorum sana. Poyraz. Yakın mısın bana uzak mı? Git diyorsun. Ormana gidiyorum peşimden geliyorsun. Döndüğümde bana yemek veriyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Poyraz? Sana bir soru sordum. Bana cevap ver. Yakın mısın bana? Uzak mı? Beni görmek istemediğini söyleyip haber vermeden kaçıp gidiyorsun. Ama dönüp dolaşıp beraber geldiğimiz yere geliyorsun. Kaybolmak istiyorsun. Ama bir taraftan da seni bulmam için bekliyorsun. Biraz sen gerçekten ne istiyorsun? Duydun sorumu. Bana cevap ver.
Yakın mısın bana? Uzak mı? Sormadım say. Batu değişik bir çocuk. Yani iyi diyemem ama kötü de diyemem. Batu'nun analizini mi yapacağız şimdi? Güvenilir biri değil. Tamam, kimse güvenilir değil. Ne konuşuyoruz şu an biz? Tamam, hiçbir şey konuşmuyoruz. Ben öyle sinirlendim ya babana, sana yasak basak koyunca. Herkes kendi verdiği kararı yaşar. Sonucuna da katlanır, öyle olmalı. Ya aynı Haziran'la Poyraz gibi değil mi? Onlar da ne kadar güzel kendi kararlarını verdiler. Sonuçlarına katlandılar ama senin burada emeğin çok büyük gerçekten. Ya o kadar çok çabaladın ki, o kadar çok yardımcı oldun ki, bravo. O başka, bu başka. Tabii insanın öz kızı olunca en iyisini istiyor değil mi? Ben senin sonuçta üvey kızınım. Söyleyince bile tüylerim ürperdi. Biz onunla savaşırız. Hayatımız boyunca savaştık. Yani öyle bildiğin anne kız modelleri gibi olmadık hiç. Hiçbir zaman aynı fikirde değildik. Onun ak dediği benim için karaydı. Mesela o güneşi sever, ben yağmurum. Ay ne kadar güzel bir ilişki ya. Keşke benim de olsa. Bana bak İdil. Haziran'a dimdik durmasını ben öğrettim. Poyraz'a ben hayır diyeceğim, o evet diyecek. Başka bir şey için ben ısrar edeceğim, o reddedecek. Ama savunduğu şeyin arkasında duracak. Asla boyun eğmeyecek. İşte bu yüzden benim kızım çok güçlü bir kadın. Ya aslında hoşuma gidiyor böyle, onu zorluyorum. İçten içe belki kazanmasını da istiyorum. Ya onaylamadığım şeyler yapmıyor mu? Yapıyor ama o benim kızım. O benim cesur kızım. Ben onunla gurur duyuyorum. Haziran savunduğu şeyin arkasında duruyor. Ve asla vazgeçmiyor. Sen de öyle bir kızsın. Bu yüzden seviyorum seni. Yani sen beni sevmişsin, sevmemişsin çok da önemli değil. Ben zaten iyi bir anne değilim. Boş ver beni. Ama seni tanıdığım en iyi anneye getirdim. Batu iyiymiş, kötüymüş, şuymuş, buymuş. Unut hepsini, unut. Sevgi iyileştirir. İkinize. Hepimizi iyileştirir. İdi sana emanet. Ona iyi bak. Daha yakın olmak isterdim. Her şey bu kadar karmaşık ve zor olmasaydı. Ama bizim de hikayemiz buymuş işte. Maalesef. Annenle konuşmalısın. Ziran. Bitirmedim, beni dinle. Yaşadığın o korkunç şeylerin hepsinin farkındayım. Hiçbirini unutmadım. Hiçbiri unutulacak şeyler değil. Ama olaylar senin sandığın gibi gelişmemiş olabilir. Aliye teyze seni başka bir şeye inandırmış olabilir. Ne fark eder ki? Çok şey fark eder. Annen sandığın kadar suçlu olmayabilir. Bak ben onun gözlerinde gördüm. Hissediyorum, başka bir şey var. Yoksa hiçbir anne bu kadar zalim olamaz. Babaanneler zalim olabilir diyorsun yani. Bu nasıl bir mantık ya? Hayır. Şanssız olabilirler. Bazen insanın başına böyle arka arkaya o kadar çok şey gelir ki... Düğüm olur kalırsın. Bizim gibi. Bizim gibi.
surat mı yapacaksın? Yani tamam, hoş bir durum değil ama en azından konuşabilirdik. Onların yanında yapmam zaten, merak etme. Hani onları eğlendirmeye gidiyoruz ya, surat yapmam. Alper, ben hissettiğim şey için suçluluk duymak istemiyorum yalnız. Keyfinize bakın hanımefendi. Selam. Biz geldik. Üstelik elimiz boşta gelmedik. Size yiyecek, içecek, üst baş ne varsa getirdik. Şarjım bitmeden önce ben haber vermiştim. Abi bizi de mi istemiyorsun, ben anlamadım ki. Yok. Kimseyi istemiyor. Yok oğlum, olur mu öyle şey? Geçin oturun, alayım onları ben. Ya Selma teyzeciğim, böyle ben size zahmet vermiş oldum. İdil'cim, olur mu hiç öyle şey? Biz her akşam yemek yiyoruz zaten. Senlik bir şey yok yani. Değil mi Nehir'cim? Hmm. Bak sana ne diyeceğim ben ya. Siz Batu'yla aslında çok yakışırsınız ya. Tencere kapak gibi. İki fesat. Nehir. Batu mu? Yok, değil. Babam. Ya hem evden kovuyor hem merak edip arıyor. Şaka gibi ya. O öyle bir anda öfkeyle söylemiştir onu. Sen üzerinde durma onun, boş ver. Ama gereksiz yere kızıyor Selma teyze. Yani o gitti istediğiyle evlendi. Sanki biz bir şey mi dedik, ne dedik yani? Benim sevdiğime niye karışıyor? Ha, sen Batu'yu seviyorsun yani. Yok öyle değil. Şey, dördüncü kim? Fatih abi de mi gelecek? Evet. Beşinci kim o zaman? Zeynep mi geliyor? Yo. Merhaba. Ben aslında daha güzel şeyler alabilirdim ama bu aralar pek durumum yok. Ekonomik kriz falan malum. Bunları yan bahçeden aldım. Çaldım, aldım. Umarım haklarını helal ederler. Hoş geldin Batıcığım. Gel, gel geç şöyle. Tabii. Takı yapacağız. Bu akşam çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Evet, siz de heyecanlı mısınız sakin toşlarım benim? Evet, şimdi Biricik'in kombinini puanslıyoruz. Hadi bakalım, puanslar dönsün. Ta-da! Oo, 8, 9, 10 puan. Süper. Harika, süper. Üstünü beğenmiş birisi, altını beğenmemiş ama neyse. Yuh, evet, cuh çekiyoruz. Ayakkabılar nereden diyorlar. Ayakkabıcıdan nerede olabilir? Evet, Biricik'in kombinini ben de beğendim arkadaşlar. Harika gerçekten de. Evet, Biricik'imizi tebrik istiyoruz. Bay bay. Şimdi efendim ekranlarımızı... Tombik dönemimize doğru döndür. O ne yapıyor orada? Ya Görkem, anlamıyor musun sen ya? Benim kameraya karşı fobim var ya. Ne, salça ekmek yemişiz, susamışız işte. Ne çekip duruyorsun beni ya? Ay çekiyorum çünkü çok tatlısın. Bak, aa yorumlara bak. Damacana adam. Damacana adam dediler sana. Kaçtık annem, yüzlük mü, 200'lük mü? Ben gidiyorum ya. Ay hayır, vallahi öyle bir gidiyorum. Şey yok ya. Hayır, söz verdiniz ama takı yapacağız diye. Ben yoksa Haziran'ın yanına gidecektim. Yok yalnız kalsın falan bir şeyler dediniz. Ya Biricik'ciğim, Allah aşkına şu parmaklara bir bak ya. Şu parmaklara bak. Yani bunlar dolma parmak ya. Bunlar dolma parmak. Senin o güzel nacizane güzel takılarına hiç yakışır mı bu parmaklar ya? Domuş domuş duş. Domuş domuş parmaklar mı bunlar? Domuş domuş mu bunlar? Arkadaşlar evet. Takip elden bırakmayın. Modaya yön vermeye devam ki. Aa. Şş. Bugün gördüğümüz çocuk değil mi o? Aa. Evet, takip toşlarım. Şu an karşımızda gizemli yabancı duruyor. Görüyorsunuz. Hı-hı. Vallahi ortalık yıkılıyor. Onu puanslasak mı acaba? Hadi puanslıyoruz onu. Bu kimdi ya? Ben nereden tanıyorum bunu ya? Belki bir yabancıdır. Belki de gizli bir dedektiftir. Belki de böyle yolunu kaybeden bir gezgin. Ya da ne bileyim, acaba böyle aranan bir suçlu falan mı? Biricik bak,
Takipçi senin de havalı bu oldu, görüyor musun gizemli yabancıyı? Arkadaşlar bilecek ki bu arada bekardır. Kendileri... Oldu mu? Olmadı. Ama hadi olsun şimdilik. İyi akşamlar deseydik ayol. Tabii ya. Nereden tanıdığımı hatırladım ben. Bu bizim ustabaşı Selami Usta'nın oğlu ya. Vallahi bak o. Ne? Ya. Kim bu, gördüğümüz çocuk mu? He ya. Sadık sen delirdin mi? Bu çocuk Hollywood starlarına benziyor bildiğin. Ne Selami Ustası? Tabii canım. Olsa olsa Brad Pitt'in kayınçosunun şeyintesi olabilir yani. Üf tamam. Neyse ben zaten artık iş kadınıyım. Böyle sansasyonel bir ilişkiden de yeni çıktım. O aşk defterlerini falan da kapattım artık yani. Öyle eğlenmek için söyledim yani. Şaka olsun. Tamam hadi artık takı yapacağız. Siz de benim asistanım olacaksınız. Ay ay hadi. Hadi. Atla. Devam ki. Acıyor mu? Yara mı? Yok o geçer. Alper, giderken Haziran'ı da götürün. Dün de uyumamış zaten, uykusuz. Buralar ona göre değil zaten. Sen ne yapacaksın peki? Başımın çaresine bakarım ya. Abi emin misin? Fabrikayı geri alamayacağım. Otelde bu batı olacak oğlum. Babaannemle de aram kötü. Üstüne bir de o kadın geldi. Haziran'la zaten ayrıyız. Benim bunların üzerine uzun uzun düşünmem lazım. Hepsini tek tek düşünmem lazım. Ya da düşünmeyeceğim işte, bilmiyorum. Ya inatçılığı beni bile bıktırdı. Asla dinlemiyor. Böyle kafasının dikine dikine gidiyor. Ama bu sıralar çok zor şeyler yaşıyor. Ya tamam herkesi karşısına alsın ama beni almasın. Ya ben ona destek olmaktan başka ne yapabilirim ki? Belki problemlerine dahil etmek istemiyordur seni. Hem bu sıralar ayrısınız ya bir de. Ayrıyız. Ayrıyız ama... Ben ona kıyamıyorum ki. Seviyorsun çünkü. Aranızda tutku var. Yanıyorsunuz ya resmen. Ben de öyle olabilmeyi çok isterdim Haziran'ın. Ben kalktım. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğimi de sana mı soracağım? İşi vardır belki. İyi, acele et o zaman. Allah Allah, onun hesabını da sana vereceğim. Oldu. Çok uzağa gitme. Gideceğim, tamam mı? En uzağa gideceğim. Daha da uzağa gideceğim. En uzağa gideceğim. Oldu mu? Olabildiğince uzağa gideceğim. Hadi bakalım. Hayır ya. Benim hayal felsefem yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Sen gülümseme, sana yasak. Of, çok yedim ya ben. Biraz da mahcup hissettim kendimi. Açıkçası biraz da duygulandım galiba. Buradan böyle bir damla yaş sanki ama... Yani böyle sıcak yemek, aile ortamı falan... Çok uzun zamandır hiç olmadı diyeceğim de çok da uzun zaman olmadı aslında. Çünkü yani hiç olmadı. Afiyet olsun Batucuğum. Ne zaman istersen gelebilirsin yine. Vallahi mı? O zaman ben yarın da gelirim ya. Bir daha nereden bulacağım böyle yemeği ben? Ay ne güzel ya. Ne güzel. Bütün sevdiklerim bir arada ya. Allah'ıma şükürler olsun. Ya Rabbim inşallah hiç ayrılmayız. Hiç. İnşallah.
Sen otur İdil'cim. Biz hallederiz biraz sonra. Şey oynasak mı? Neydi o? Sessiz sinema. Hı hı. Oldu olacak, bir de uzun eşek oynayalım. Ya ne var bunda? Ailecek beraberiz. Misafirlerimiz var. Hep birlikte güzel bir oyun oynayalım. İdil Batu bir takım, biz ailecek bir takımız. Vur dedik öldürdü adam ya. Bak Fatih abicim, biz ailecek bir takım olamayız. Çünkü biz henüz bir aile değiliz. Ama onun haricinde de ben zaten bu oyunu oynamak istemiyorum. İsterseniz siz hepiniz oynayın, ben hakem ve sunucu olurum. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Çok eğleneceğiz. Vallahi bak çok eğleneceğiz. Hadi annem, hadi sen başlıyorsun, hadi. Hadi. Ha? Hadi sus. Tamam. Tamam. Bir, iki, üç, başla. Üç kelime. Yerli. Biri yok, yok. Başlıyorum. Galiba başlıyorum dedi. Oyun düşer. Oyun düşer. Müdahale yap, müdahale yap. Şu sus ya. Müdahale falan etme. Birincisi, hepimiz aile, aileyiz. Hepimiz bir aileyiz. Ya taktı adam aileye ya. Canım ailem, sevimli ailem. Ya üç kelime diyorsun. Şşş, deme bana. Ben hakemim. Konuşur, konuş anne. Üçüncüsü, üç. 30 saniye, 30 saniye. At, avrat, silah. Ben atım, at. Ben atım, at. Ne yaptı? Kupa kazandı. At, şampiyon. Hayır. Değil mi? Bizim için şampiyon. Evet, evet. Harika. Kolay sormuş. Sen soraydın o zaman. Ne? Bana bırakmasaydın o zaman. Allah Allah. Hadi 1-0 Fatih ile Selma önde. Hadi bakalım. Nerede kaldı ya? Bayağı geç oldu değil mi? Nereden geldim ben ya? Ya bu yolların hepsi birbirinin aynısı. Ne oluyor be? Poyraz! Silah sesi miydi o? Siz burada bekleyin, geliyorum. Poyraz saçmalama, biz de geliyoruz. Oğlum bir dinleyin beni ya. Ayrılmayın buradan. Ama yalnız başına olmaz. Ya Poyraz dikkatli ol. Tamam sakin. Bir bu eksikti ya. Tamam sakin, sakin. Haziran! 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 Poyraz, ateş ediyorlar Poyraz! Ya. Üçüncü mü oldu bu? Kim neden ateş ediyor ya, niye? Sakin. Poyraz buradayım, ateş ediyorlar, dikkat et! Haziran! Kimsiniz lan siz? Siz mi ateş ediyorsunuz? Ateş etmiyoruz, avcılık yapıyoruz. Lan yasak olduğunu bilmiyor musun? Poyraz abi. Lan sen Muammer abinin oğlu değil misin? Oğlum hasta mısınız lan siz? Ha? Ya birini vursanız bu saatte, ya kan kaybetse ne yapacaksınız? Haziran. Poyraz. İyi misin? İyiyim. Babanın haberi var mı tüfeğini aldığını? Abi biz seni arıyorduk. Lan yalan söyleme bana. Babana bir söyleyeyim de haberi olsun onun. Bir daha öyle kafanıza göre kurşun sıkmak, hayvan yaralamak falan yok, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hadi. Hadi. İyisin değil mi? İyiyim.
Gördün mü bak? Bütün adı aradık. Yine de Haziran buldu Poyraz'ı. Çorbanın tadı bir tuhaf ya. Böyle değişik kokusu var. Yok, aynı. Batu'yu kovdun. İdil'i haşladın. Bak, evde çıt yok. Sessiz. Tam istediğin gibi değil mi? Mis. Bak, ben sana bir tavsiye vereyim mi? Şimdi sen böyle sert davranıyorsun, karşı çıkıyorsun ya. O daha çok bağlanacak olana. Ya böyle yasak olanın cazibesi. Benden söylemesin. Sen bu çok faydalı tavsiyelerini kendine de veriyor musun Zeynep'ciğim? Ha pardon. Terzi kendi sökün dikemez tabii. Ya Haziran başka, sen niye şimdi elma ile armutu karıştırıyorsun ki? Ha? Benim armudun olayı neymiş peki? Anlat onu da bilelim. Bak Batu aslında çok eğitimli, çok donanımlı bir çocuk. Kaç dil biliyor. Yurt dışında çalıştı. Almanya'da, Fransa'da, orada, burada. Ama insan babasını seçemiyor, değil mi? Zeynep, şu konuyu kapatalım mı artık? Batu'nun adını falan duymak istemiyorum bundan sonra. Ay ben de çok meraklıydım milletin derdine, tasasına. Ben kendi kızımı özledim ya. Kim bilir şimdi nerede, ne yapıyor? Edil'e de söyle. Yarın sabah dönsün Selma'dan. Ben kızımı bilirim. O rahat edemez oralarda. Surat eder şimdi. Ev halkını da bunalıma sokar. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık tırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına, savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. Ama itiraz kalbim uslu durmuyor. Verse nerede ikaz? Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler cümlelerde evlilik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Tamam. Neyse, sıra bende. Evet. Hadi bakalım. Bulun. Ne soracağız? Tamam, hadi gel. Gerçekten evet mi? Evet. Hadi hadi. Neymiş neymiş? Bana sabah da söyle. Bana. Gel. İyi dinle. Hadi be. Hadi Edil. Bir, iki, üç. Başla. Üç kelime. Hı hı. Yerli. İki anlatıyorsun. O ne? Şeftali. Saçmalama. Elma. Ne? Boşluk. Ellerinin içindeki boşluk. Ne? Göğsün acıyor. Ne oldu? Ne? Pila... Ne ya? Kendini seviyorsun. Tıraş oldun. Sinek kaydı losyon. Oo, cildin bebek gibi. Sinek kaydı. Ne? Bilardo. Batu. Sessiz. Sessiz. Birinci anlatıyorsun.
sen, ben, hep ben, ben. Bencillik, uf nasıl bencilim ama. Poyraz, Mahe bana, ne? Bak bunu bilemezsen kaybedeceksin. Ha? Bak son 20 saniye oluyor. Tamam, kaybetmeye dayanamam, gel. 3. Ne vır 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 vır, vıdı vıdı vıdı, ne konuştun, hep konuştun. Vır 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 vır, anlatıyorsun sürekli. Anlatmak, tamam. Hayır, anlatmak ya. Ne? Son 5 saniye Cem, vallahi tamam, bak. Bana anlat, sevmeyi anlat bana. Cendik! Ya abi yapmayın işte, gelin siz de. Gördün bin bir türlü tehlike var burada. Ha? Hadi gelin. Oğlum çoluk çocuk gördün, ne yapacaklar bize ya? Bir şey olmaz. Sadece o mu? Hava nasıl soğuk, sefil olmaya gerek var mı ya? Yaralısın bir de. Tamam bak, benim bir şeyim yok. Zaten getireceğinizi getirmişsiniz buraya. Yiyecek var, yaram da iyi, bandajım da var. Daha ne olsun işte, çadırım da var. Sıkıntı yok. Haziran sen? Siz bilirsiniz. Ama kendinize dikkat edin, bir şeye ihtiyacınız olursa da arayın. Arayın. Benim telefon kapalı. Benim de şarjım yok. Tamam. Biz size ulaşırız o zaman. Ne diyeyim? Hadi görüşürüz. Seni hiç üzmek istemedim Nazir. Ben hiç bu kadar üzülmedim. Onları böyle bıraktık ama içim hiç rahat etmedi. Benim de. Ama sadece ona da değil. Anlamıyorum seni. Gerçekten bazen hiç anlamıyorum. Ben de anlatamıyorumdur belki de. Heyecan yok diyordun. Yeterince heyecan oldu mu sana bu gece? Laf sok diye dökmedim sana içimi. Bak şimdi buradan da şöyle kurtlar çıksa, bizi kovalasalar. Heyecan olur mu senin için? Yapma Alper ya. Yapma Alper, yapma ya. Alper ne yapsın peki? He. Bak ben en iyisi şöyle bir zaman makinesi icat edeyim. Lise yıllarımıza atlar gideriz. Olmadı orada kalırız ha, ne dersin, olur mu? Olur. Evet. Bunu isterim belki de. En azından o zaman sürekli kavga etmezdik, arkadaş kalabilirdik. Sen arkadaş mı kalmak istiyorsun? Söyle. Bak ben böyle belirsizliklerden hiç hoşlanmıyorum. Eğer ayrılmak istiyorsan söyle. Tamam. Ayrılmak istersem söylerim. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Keşke sana çare olabilseydim. Hadi bakalım. İyi geceler olsun. Tatlı rüyalar olsun. Hadi Allah rahatlık versin. Bil mukabele. Ayaklarına sağlık. Senin de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Beklerim. Sen iste yeter ki. Ben her gece gelirim. Yani bazen gelirim. Neyse annem. Hadi sen bir içeri git, ben geliyorum.
Tamam. Nehir'cim, bir kusurum mu oldu? Sessiz sinemada çok kötüsün. Evet, doğru. Telefonun ayarlarını tek başına yapamayacak kadar teknolojiden de uzaksın. Evet, sen olmasaydın çözemezdim, o da doğru. Ayrıca yemek yerken çok ses çıkartıyorsun. Gerçekten. Evet. Evet. Ama... ama onun haricinde... çok iyi bir adamsın. Ne kadar sürecek bu sevgililik olayı? Gel bir an önce iste annemi. Sen ciddi misin? Yani razı mısın? Bak kafanda en ufak bir soru işareti varsa... Yok, yok. Bir an önce hallet bu meseleyi. Tamam mı? Şimdi hadi yallah evine, hadi. Hadi. Bunu ne yapacağız? Ben hallederim. Batu. Batu, hadi kalk. Hadi. Kalk. Al kızım, öt şunu çocuğun üstüne. Saçmalama anne, burada mı kalacak? Dün gece sanırım plajda yattı, o yüzden biraz yorgundur. Niye plajda yattı ya, manyak mı o? Niyesini boş ver ama manyak olduğu kesin. Yatsın tabii burada, yatsın. Gel kızım, hadi girelim biz içeri, hadi. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. İleride de üç top çok önemli. Ya ne bilardoymuş ya, yeter artık, şunu ört üstünü, hadi. Bir değil, sen misin? Ben değilim, hadi ört şu üstünü. No. Senin eline ne oldu? Çok güzeldi. Bu akşam aile ortamı, sıcak yemek çok güzeldi. Çok güzeldi. Tamam hadi düşeceksin bak. Koy kafanı, bak şurada yastık var. Hadi ha. Koy kafanı. Düştüm ben zaten. Sana düştüm. Rüyada mıyız? Kafanı kıracaksın. Hadi ha. Uğraştırma beni Batu. Ayaklarını da şöyle kaldır. Dur. Dur. Sen burada mısın hala? Belki gelir dedim. İlaçları sen mi koydun başucuma? Gelmez. Gelmeyecek. Sen burada olduğun sürece asla buraya gelmez. Boş yere bekleme. Gider ormanda o kızla kalır. Eğer bekleyeceksen de git başka bir yerde bekle. Yok. Ben seni bırakmayayım burada. Kim bilir sonra yine beni bu halde bıraktı diye oğlumu düşman edersin bana. Hasta halimde gitti dersin. Yok. Sen yat. Ben burada bekleyeceğim Poyraz'ı. Haziran. Haziran. Haziran.
Haziran bak sesimi duyduğunu biliyorum. Cevap ver bana. Haziran. Haziran sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Gel nereye gidiyorsun? Nereye? Ya bırak beni. Sabahtan beri git diyorsun. İşte ben de gidiyorum. Daha ne istiyorsun? Hiçbir yere bırakmam seni. Ya ben senin oyuncağın mıyım ya? Gel deyince gel, git deyince git. Poyraz sen ne yaptın zannediyorsun? Haziran. Gece oldu bak başına bir şey gelir. Gitme bu saatte. Ben istediğim zaman giderim, istediğim zaman kalırım. Buna sen karar veremezsin, tamam mı? Ya başına bir şey gelir diyorum, duymuyor musun? Çok umrundaydı çünkü değil mi? Ya benim başıma senden başka daha ne gelebilir ki? Sen her gün ağlatıyorsun beni, her gün üzüyorsun beni. Yeter artık, ben bıktım Poyraz, bıktım. Haziran, lütfen. Ne lütfen ya? Ne lütfen söylesene, sen karışma bana, takip etme beni, peşimden gelme, tamam mı? Önemsiyormuş gibi davranma, beni sevdiğine inandırma. Çünkü sen de beni kandırdın, beni sevdiğine inandırdın. Ama yeter artık, tamam mı? Yeter. Haziran bırakmam seni bu saatte. Bıraktım saat alışırsın. Ay. Haziran. Dur. Dur bakayım dur. Of. Bırak. Bırak çekil, dokunma, tamam mı? Çekil, istemiyorum seni. Haziran bakayım eline bir. Poyraz istemiyorum dedim sana ya. Of bir bu eksikti. Gel gidelim gel. Poyraz bırak dedim, bırak tamam mı? İstemiyorum, çekil, dokunma, tamam mı? Dokunma, istemiyorum artık. Haziran lütfen artık gel. Bırak Poyraz gel. Bırak. Gel. Bırak istemiyorum, dokunma. Poyraz bırak beni, ben gideceğim, tamam mı? Bırak. Ya Haziran bir dur bir. Poyraz otur. Bırakır mısın? Lütfen oturur musun? Oturmayacağım Poyraz. Haziran bakalım eline hadi. Gerek yok. Haziran nasıl iyisin baksana ya. Poyraz iyiyim diyorum sana, tamam mı? Gerek yok. Temizleyelim bari bak, mikrop kapacak yoksa. Bak şişer orası, çok kötü olur mikrop kaparsan. Dur. Çok mu acıyor? Tamam, geçecek. Sarkı beziyle sarılın. Yok, yok tamam istemiyorum. Gerek yok tamam mı? Haziran lütfen. Poyraz istemiyorum tamam mı? Ben her seferinde kendime söz veriyorum. Her seferinde diyorum ki ben onun peşinden bir daha gitmeyeceğim. Onun yanında olmayacağım diyorum ama kendime verdiğim sözü tutamıyorum. Bir sefer de o gelsin diyorum ya. Bir sefer de o benim yanıma gelsin diyorum ama yok. Ne için ya? Ben ne için? Niye kendimi düşürdüğüm şu hale baksana? Neden? Ne diye? Haziran halinde bir şey yok. Bak konuşuruz bunu sonra. Lütfen halledelim şunu. Ben bu hale düşmesem sen insafa falan gelmezsin. Ben ancak böyle acınacak bir hale düşeceğim ki sen de bana el uzatacaksın. Haziran ne acınması? Ne diyorsun sen? Ne için o zaman? Haziran. 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 Haziran ben gerçekten özür dilerim senden. Gerçekten. Çok üşüyorum. Üşüyor musun? Gel yat buraya de. Benim yüzümden hasta olma bir daha, tamam mı? Hiç istemem.
Aa. Ay herkes bana bakıp gülümsüyor. Kısmetim mi açıldı benimle? Annemi sana mı yoksa bana mı bakıyorlar? Ben tam bilemedim. Bence benim fenomenliğime bakıyorlar. Sarışıma falan. Artık ünlü biriyim. Ayağınızı denk kalın, ona göre yaşayın. Merhabalar. Artık sokaklarda yürüyemeyeceğiz güzeller. Anlatabildim mi? Çünkü şöhretin bedeli çekiyordum. Yapacak bir şey yok. Görkem, bana bakmıyorlar ama bence sana da bakmıyorlar. Üzgünüm. Bana bakacak halleri yok ya. Anlarız. Pardon genç adam. Bir şey sorabilir miyim? Az önce karizmatik olan bana mı bakıyordunuz yoksa güzel hanımefendiye mi? Damacana adama. Hı? Damacana adam mı? Ne? Evet abi, senin su içme videon internette meşhur oldu ya. Peki ben? Siz tanımıyorum. Yani... Ha tamam tamam, şimdi hatırladım ya. Damacana adamın videosundaki abi. Abi değil mi? Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Olur. Şöyle verdim. Bizi bir çekebilir misiniz rica etsem? Ben mi çekeyim? Evet. Ver. Sıkışın biraz. Ha. Evet. Sırıtma öyle. Pişmiş kelle gibi. Gülme, elim titriyor burada. Gel şunu çek. Gel. Sinirim bozuldu vallahi biliyorum. Ver. Canım, 24 saat içerisinde haber alamazsan benden. Tamam, cenaze işlerini ara çünkü ben bu kültürel erozyona daha fazla katlanamayacağım. Ya tamam, gülün biraz. Bir, iki, üç. Heh. Oldu mu? Olmuştur ya, of olmuş. Abi, teşekkür ederim abi. Severek takip ederim. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Kız, ben meşhur mu oldum şimdi? Evet, meşhur oldun şimdi. Öncelikle hayvan gibi horluyorsun. Bunu bilmeni isterim. Hayatta bir katkısı olur belki sana. Ya burada mı uyumuşuz dün gece? Çok iyi oldu. Harikayım ya. Müthişim ya ben. Müthişim ya. Aa! Buyursunlar efendim. Günaydınlar. Batu, sen mi hazırladın bu kahvaltıyı? Ben, Batu ve alter egom Utku birlikte hazırladık. Nasıl olmuş? Günaydın. Günaydın. Anne bak, önce o yesin, yoksa bu zehir falan koymuştur bunların içine. O yesin yani önce. Mutfak üç günlüğüne falan kullanılmaz hale gelmiş olabilir ama bence hiç fena bir sofra olmadı diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yumurta bile kırdım ya. Ne diyorsun? İdiloviç. Ya hadi oturun ya. Ben öleceğim açlıktan artık. Bu kadar saat uyunur mu? Bu İdil var ya, sürekli uykusunda konuşuyor biliyor musun? Şş, sana diyorum, sana Nehir. Ne? En yakın arkadaşım, sana diyorum, bu kız diyorum uykusunda bir küfürler ediyor bana. Bu var ya, aa, abuk subuk neler ya, iftiralar. Sen konuşuyorsun saçma sapan, ne? Ben horluyorsun ayrıca, horul horul bütün gece. Susmadın. Ne var kahvaltıda? Zeynep. Hı.
Ne oldu yine? Ne olsun işte. Latif'le tartıştık. Barıştın bunlar. Baksana. Batu bize kahvaltı hazırlamış. Bunlar biz mi oluyoruz? Hı. Sen tat bakayım şunlardan. Kesin içine zehir falan koymuştur ha. Vallahi ben de aynısını söyledim teyzoş. Aklın yolu birdir tatlım. Ya ne ettiniz be? Al tamam yiyorum. Hepinizi öldüreceğim. Boynunu keseceğim senin. Yiyin de hepsine zehir koydum. Komik. Oo, kokuyu da duyan geliyor ha. Mahalle manyak oldu. Babamla niye kavga ettiniz? Her zamanki ben, her zamanki o. Batu? Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Benimle geleceksin bugün. Samet. Herkes merak etmiştir seni. Ne oldu? Poyraz oğlum çabuk gel ne olursun. Zorba çok kötü. Kimse onu bulamasın diye kaçmış senin gibi. Hastalandığını anlayıp kaçmış evden. Uzak bir yerde kendi başına ölmek için. Kimseye acı çektirmeden hissetmiş hayvancağız. Çocuklar dağ yolunda bulmuşlar. Bir ağacın altında yatarken, ölümü beklerken. Fatih ameliyata alıyor şimdi. Bu mesajı okur okumaz gel oğlum. Vedalaş köpeğinle. Zorba. Fatih Zorba nerede? Anestezinin etkisini göstermesini bekliyorum. Ameliyat alacağım. Nesi varmış abi? Ne oldu Zorba'ya? Durumu hiç iyi değil. Elimden geleni yapacağım merak etme. Ama her şeye hazırlıklı olmak lazım. Çok yaşlı. Fatih abi ne olur bir şey olmasın ona. Ne olur yardım et. Bak yalvarıyorum sana. Sakin ol. Haber bekleyin. Oğlum. Sen gittikten sonra o da ortadan kayboldu. Yanına gelmiştir dedim. Poyraz olmadan olmaz dedim. Hiç değilse o yanındadır, ona yarenlik yapar dedim. Keşke onu arayıp bulsaydım da onun derdine derman olsaydım. Siz çok solgun görünüyorsunuz. Ben size yiyecek bir şeyler alayım. Hiçbir şey istemiyorum senden. Hiçbir şey de beklemiyorum, tamam mı? İstiyorsan nefret etmediğimi de söyleyeyim sana ama çıkma karşıma bir daha. Geldiğin yere geri dön. Git buradan. Nasıl istersen oğlum. Ayten Hanım. Bana anlatacaksınız. Bakın sizi anlayamıyorum ama anlamak istiyorum. Geçen gün Aliye teyzeyle konuşurken de duydum. Başka bir şey var biliyorum. Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum. Poyraz için. Teslim ettim siparişleri. Batu nerede şu an? İdil. Ne? Karakolun önündeyiz. Önce bir sesini al. Ne yaptın Batu'ya baba? Ben bir şey yapmadım.
şüpheli olarak içeride ifade veriyor. Neyin şüphelisi ya? Ne ifadesi? Anlamıyorum gerçekten. İdil, sen bir sakin olur musun önce kızım? Bir dinle bak beni. Poyraz'ın olayı kaza değildi. Kasıt var. Araç çalınmış çünkü önceden. Aracın sahibini buldular. Bir gece önce çalınmış araç. O yüzden Batu'nun ifadesini alıyorlar şimdi. Bu çocuk ne yaptı sana ya? Bana bir şey yapmadı. Ama Poyraz'a bir şey yapmış olabilir. Sana da bir şey yapabilir. Bunu niye anlamıyorsun? Baba, delirdin mi sen ya? Delirdin mi gerçekten? Aklım almıyor benim. Adam öldürmeye teşebbüs diyorsun. Nasıl böyle bir şeyle suçlarsın baba? Anlamıyorum, inanamıyorum gerçekten. İnanamıyorum hiç ya. Bırakın Batu'yu. Batu, Batu buraya gel. Buraya gel. Ya masum birini böyle kolay mı suçlamak ya? Diyor, yok öyle aldım, saldım, verdim, bıraktım. Yok öyle. İstediğin kadar da kudur ayrıca baba. Ben onu seviyorum. Tamam mı? Onunla birlikte olacağım. Buna da alışsan iyi edersin. Yürü. Yürü diyorum, hızlı. Pişkin pişkin konuşuyor bir de ya. Babam olacak adam. Taktı sana. Boşver ya. Onlar da işlerini yapıyorlar işte. Böyle iş yapılmaz. Böyle iş olmaz. Öyle kafana göre al, sal, ver. Ne oluyor ya? Her şeyin bir yolu yordamı var. Herkes sıvanadan çıktı. İyi misin sen? Sen iyisin. Ne? İyisin sen. Tek problem o. Of ya, bu iyiyiz kötüyüz muhabbetinden gerçekten çok sıkıldım ben ya. Ya neyse, oyuz o olamıyor muyuz? Niye tanımlamaya çalışıyoruz birbirimizi? Ya bunaldım gerçekten. Boş ver o zaman işte. Ben iflah olmam. Bana değmez gerçekten. Sana da yazık etmeyeyim. Şaka mı yapıyorsun ya sen? Ha? Dengesiz misin biraz? Tamam, ben de çok dengeli sayılmam ama en azından bir karar alıyorum ve o kararın arkasında durmaya çalışıyorum. Duruyorum. Bana güvenilmez. Bizim doğamız farklı. Zamanla anlayacaksın. Güzelsin. Kirlenme. İyi misin oğlum? Nerelerdeydin? Ne yedin? Ne içtin? Tek dostum o kaldı benim. Güvendiğim, inandığım bir tek zorbam kaldı. Beni aldatmayan, bana yalan söylemeyen o kaldı sadece. Onu da kaybedemem. Affet beni oğlum. En büyük kötülüğü ben yaptım sana. Artık bir önemi yok. Bir şey mi oldu? Zorba bir iyileşsin önce. Konuşuruz. Fatih abi. Senin
Eline ne oldu? Çok güzeldi. Görkem, tamam hayatım yani, tamam sen ünlüsün ya. Tamam sen ünlüsün, niye bu kadar böyle abarttın yani? Bu benim suçum mu? Halk beni sevdiyse, halk beni bağrına bastıysa bu benim suçum mu ya? Eğer usta gelmediyse Sadıkçım benden alacağım var yalnız. Tamam merak etme, halletmiştir o. Görkem, şişt, ağam artık. 15 dakikalık şöhretim sayemde son buldu. Bütün sosyal mecralarımı falan kapadım. Mutlu musun? Yahu insanlar doğallığından etkilenmiş olabilir Görkem. Yani buna da kızamazsın ki. Hiçbir şey yapılmamış. Ya daha başlanmamış bile. Ne oldu? Şey baksana, baksana bütün eşyalarını buraya bırakmış usta. Bir işe çıkmıştır, tamam mı? O hemen gelir. Dur, hatta beni arayayım, sen merak etme, dur. Ya biz bütün o takıları boşuna mı yaptık ya? Ben bugün onların hepsini tezgaha dizecektim. Ya benim para kazanmam lazım, anlıyor musun Görkem? Anlıyorum bebeğim, tabii ki anlıyorum ya. Ay, inanmıyorum ya, yani damacana adam nasıl benden daha meşhur olabiliyor, anlamıyorum gerçekten. Damacana adam ya, adam damacana, düşünebiliyor musun? Artık benim bu ülkeye olan inancım kalmadı. Herkes yeni bir beyin göçüne hazırlıklı olsun. Gel, gel, gel. Tamam, tamam, gel. Buradayız. Ha? Geldim kardeşim. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyiyim ben de. Geç. O değil mi? Senden ne haber? Geç. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne? Kim? Ne kim? Ha! Ha, tamam, tamam. Ya Beyazıt'cığım kusura bakma ya. Ya geçen seni sokakta gördük de yani sana selam veremedim falan. Kusura bakma Beyazıt'cığım. Dert değil sağlığım ya, sıkıntı yapma. Bu arada dükkan sizinmiş sanırım. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Diyeceğim ama yani bu dükkan pek adam olmaz, ben size söyleyeyim. Aa, nedenmiş o? Zaten verdiğiniz kirayı da duydum, ben inanamadım, burası etmez o kadar. Kazıklamışlar sizi. Yazık. Hayır, ben bilsem, Sadık söylese bir yardımcı olmak isterdim ama. Ya Beyazıt'cığım, şimdi Biricik kardeşimiz bizim kardeşimiz. Yani o şekil konuşmayalım Beyazıt. Ben olanı söylüyorum Sadık, kötü bir şey söylemedim ki. Hayır, ben hanımefendiyi tanısam derdim. Bu dükkanı tutmayın bayan derdim. Yani buranın her yeri yıkık dökük, kırıp dökmemiz lazım. Çok iş var burada. Sen şimdi onu bunu bırak da. Yapabilecek misin onu söyle, yoksa çünkü biz başkasına bakacağız. Tabii, hemen söyleyeyim. Benden daha iyi birini bulursanız çağırın, hemen başlasın. Ya bak ben vazgeçtim, tamam mı? Hadi sana bu kibirli kişiliğine hadi iyi günler. Hanımefendi, atar yapmanıza gerek yok ki. Sadık az evvel aradı beni. Hani boya, sıva işleri vardır. Bir de sanırım su basmış burayı. Çatıyı da hallederiz, o işleri de hallederiz. Sadece bana bir 3-4 gün vermeniz lazım, hepsi bu. 3-4 gün mü? Evet. Yok sana 3-4 gün falan. Ne 3-4 günü ya? Sana bir gün bile vermem ben. Bir gün ne? Ben sana bir saniye bile vermiyorum. Tamam, hadi çıkar mısın dükkanından, çıkanından? Hadi çık. Ya çık dükkanından. Tamam, sakin ol. Tamam. Hadi çık. Tamam, şu merdivenimi de alayım. Yok merdiven falan. Hadi çık. Tamam, hadi. Tamam, elinizi çeker misiniz? Tamam. Abi ne bu tavırlar ya? Tamam ya, merdiveni gelir sonra alırız değil mi? Tamam da şu gördüğümüz muameleye bak. Ayıp ya, ayıp. Aa, hala konuşuyor tamam, ya. Tamam, ben yapmıyorum. Gidelim, ben gidiyorum ya. Tamam ya. Yapmıyorum ben. De. Yapma. Yapma. Tamam. Bayanmış. Yok enisi oymuş bilmem, küstah. Tamam küstah müstah ama o çocuk hoş. Endamı var, böyle vitrine koyardık, seyreder bakardı. Görkem ne diyorsun ya, ne alaka?
alakası var? Vitrinmiş. Allah Allah. Bilmiyorum da o gözlerde senin böyle bir nefret aşkı seziyorum. En sevdiğim. Ne alakası var ya? Hiç alakası falan yok. Yoktun. Neredeydin bütün gün? Seni bir yere götürmem lazım. Biz burada ne yapıyoruz? Sana bir şey göstermek istedim. Ama dükkanda bir sürü iş var. Ya tamam, ben sana yardım ederim sonra ha Melisa. Bak, o eski günler geri gelmeyecek. Ya bu lise, bu merdivenler. Ya o zamanların heyecanı, böyle en baştan bir şeyleri yeniden deneyimlemenin hissiyatı bitti. Büyüdük artık. Yani hatta daha da büyüyeceğiz. Ama geçmişin hayaletiyle yaşayamayız Melisa. Biliyorum. Özür dilerim Alper. Özür dilerim. Bak o eski duygular bende de yok. Hani böyle deli aşık zamanlarımız, birbirimize itiraf edemeyişlerimiz, kalbimizin küt küt çarptığı zamanlar. Her karşılaştığımızda avuç içlerimizin terlemesi. Yok yani, haklısın. Bende de bitti. Eskide kaldı yani. Ama bir artık seninle böyle ben arkadaş gibiyim. Yani böyle seninle sevgili gibi değiliz gerçekten. Arkadaş gibiyiz. Alper, sen ne demek istiyorsun? Belki de arkadaş olmamız gerekiyordur zaten ha. Ya çünkü esas aşk belki de sonsuza dek arkadaş olmaktır. Ya tamam, kalplerimiz öyle eskisi gibi atmıyor olabilir. Avuçlarımız terlemiyor olabilir. Ama belki de günün sonunda geriye kalan sadece iyi anlaşabildiğim biriyle yan yana olmaktır. Sonsuza dek arkadaş olmaktır. Hayata birlikte katlanmaktır. Ya kös kös oturmaktır işte, ne bileyim ben. Ha, yok ben heyecan arıyorum diyorsan, kalbim böyle küt küt çarpsın diyorsan, o da bir kıvılcıma bakar. Alper. Sonsuza dek arkadaşım olur musun? Yeri geldiğinde benimle çok sıkılır mısın? Dünyanın en mutlu erkeğinin ismini Alper yapar mısın? Melisa, benimle evlenir misin? Evet. Ya beni böyle korkutma, olur mu? Ben senin böyle hasta olduğunu bilsem bırakır mıydım seni burada?
Seni terk ettiğimi sandın değil mi? Ben seni hayatta bırakmam, hayatta. Ben burada daha güvende olursun diye bıraktım seni, daha iyi olursun diye. O yüzden yanında götürmedim. Ama bundan sonra hep birlikteyiz orada. Kalmam tehlikeli değil mi? Önemli bir şeyim vardı, onu almak için geldim. Sen konuşmak için hazır mısın? Şaşırdım. Bazen sevdiğin insanın ne kadar vaktin kaldığını bilmiyorsun. Ya onun son görüşümse, ya son bakışımsa. Ben bunu bilmiyorsam. Doğru. Belki son kez bakacaksın gözlerine. Ama bilmeyeceksin. Sana anlatacaklarımdan sonra onu bunca zaman dinlemediğin için pişman olacaksın. Ama işte insan bazen ne kadar geç kaldığının da farkında olmuyor. Gel oturalım şöyle. Kimse sebepsiz yere gitmez Poyraz. Sebepsiz yere terk etmez yuvasını. Annenin de bir sebebi varmış. O seni korumak istemiş. Annen İstanbul'da yaşarken, yani daha genç bir kızken bir sevgilisi varmış. Başta çok mutlularmış. Ama sonra adamın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlamış. Sinan adında tekinsizin, pisliğin tekiymiş. Annen başlarda onu düzeltebileceğini düşünmüş. Yani birçok kadının yaptığı hata gibi aslında. Sonra zor olmuş ama sonunda terk etmiş onu. Daha doğrusu kaçmış. Buraya. Adaya. Annem, anneni babanla tanıştırmış. Babana sığınmış annen. Huzuru onda bulmuş. Mutluluğu. Mutlu olmuş olmasına. Ama o Sinan denen herifin her an böyle çıkıp gelecek korkusu anneni hiçbir zaman rahat bırakmamış. Dolayısıyla seni ondan, İstanbul'dan korumak istemiş. Senin o zihnindeki İstanbul korkusu da o zamandan kalmış. Anne, neden biz İstanbul'a gitmiyoruz? Biz burada iyiyiz ya oğlum. İstanbul kötü bir yer. Sana, bana kadar verirler. Biz hep burada yaşayacağız. Sonsuza kadar bu adada kalacağız. Sen bana İstanbul deme. Anlaştık mı? Hı hı. Ancak annen işte bir yere kadar kaçabilmiş. Sen böyle 7 yaşlarındayken, her şey tam da çok güzel giderken o adam çıkmış karşısına. İşte o an annenin bir karar vermesi gerekiyormuş. Ya seni ona verecekmiş ya da kendini. Poyraz, senin baban aslında o herifmiş.
diyorsun sen? Zira. Biraz annenin adaya geldiğinde hamileymiş. Kimseye söyleyememiş. Babana bile. Utanmış. O adamın onu burada bulamayacağını düşünmüş. Geçmişi silip sizinle burada mutlu bir hayat kurmak istemiş. Ama işte o adam bulmuş onu burada. Evli olduğunu saklamış. Bir çocuğu olduğunu saklamış. Çünkü eğer söylerse şüphelenir. Senin onun çocuğu olduğundan şüphelenir, seni alır gider diye korkmuş. Annen kendini feda etmeyi tercih etmiş. Seni terk etmemiş. İstediği için değil, mecbur olduğu için gitmiş. Sonra sen annenin peşinden İstanbul'a gidince, bir de ona anne diye seslenince adam şüphelenmiş. O benim çocuğum mu diye sormuş. Annen zar zor ikna etmiş. Adada olan evliliğinden bahsetmiş. Çocuğu istemiyordum. Kocamı da terk ettim, sana geldim diye adamı ikna etmiş. Sırf seni korumak için. Sırf sen kötü bir babayla büyüme diye. Biraz annenin hayatını bir adam mahvetmiş. Karartmış. Ondan kurtulması yıllar sürmüş. Hatalar da yapmış. Ama bunun bedelini sensizlikle ödemiş. Sonra adam hastalanmış, yatalak olmuş. Annen de bu sayede kurtulmuş ondan. Tam senin özleminle sana kavuşacağım deyip adaya gelmişken... bu sefer de Aliye teyze engeli girmiş oraya. O benim torunum, benim oğlumun oğlu. Onu ben büyüttüm, ellerimle büyüttüm. Senin onun üstünde hiçbir hakkın yok. O benim oğlumun oğlu. Yalan söylüyorsun sen, o benim torunum. Babaannene her şeyi anlatmış. Bütün gerçekleri anlatmış. Ama Aliye teyze bunlara inanmak istememiş. Kendine yalan söylemiş, buna inanmayı tercih etmiş. Seni öz torunu gibi bağrına basmak istemiş. Anneni kovmuş burada. Sen bu adaya bir daha asla adımını atmayacaksın. Çünkü sen yoksun. Seni unuttuk biz. Hiçbir zaman olmadın zaten. Benim torunum senin yüzünden ne acılar çekti biliyor musun? Senin yüzünü de görmek istemiyor. Adını da duymak istemiyor. Nefret ediyor çünkü senden. Onun anası sen değilsin. Onun anası benim, ben. Sonra da babaannen rahatsızlanmış. Komaya girmiş. Yani komaya girmesinin sebebi buymuş. Annen... ya hayatına son verecekmiş... ya da yeniden başlayacakmış. O yeniden başlamak istemiş. Yeniden, yeni bir hayata yelken açmış. Tek başına bir kadın. Sıfırdan. Sana bir birikim bırakabilmek için çabalamış. Ama her şey umduğundan daha güzel, daha büyük olmuş. Markasının ismini de sana duyduğu özlemden dolayı yine bir rüzgar ismi koymuş. Lodos da işte buradan geliyormuş. Her şeyi anlatabilirdi Haziran. Yani her şey böyle olmayabilirdi. Kimse bu kadar acı çekmezdi. Hayras. Bazı insanların hayatı böyledir. Şanssızlıklarla doludur. Tercihler vardır. İyi tercihler, kötü tercihler. Bedeller, fedakarlıklar, pişmanlıklar. Annen, babaannen... Haziran yok. Yok, ben inanmak istemiyorum ona. İnanamam, çok zor benim için, bu kolay değil.
Yani hepsini geçtim, benim babam da bir yalanla yaşadı o zaman. Acıyla gitti yani, öldü gitti adam. Nasıl affedebilirim bu kadını? Miraz, ben sana daha önce de söyledim. Ben inandım ona. Gözlerinde gördüm. Bundan sonrası artık sana kalmış. Ben... Hiçbir şey söylemene gerek yok. Ne diyeceğimi de bilmiyorum ki zaten. Ben seni hep çok sevdim. Sen... Babam... O adam... Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Ne anlatacağım bilmiyorum. Benim gözlerimde görebiliyor musun? Sen neler yaşamışsın öyle? Ya sen neler çekmişsin? Nasıl katlandın sen bunlara? Başka türlüsü elimden gelmedi oğlum. Gelmedi, gücüm yetmedi. Aklım ermedi. Kaçamadım. Korkularımı yenemedim. Yüzleşemedim. Doğruları söyleyemedim. Sonra kaybettim. Her şeyi kaybettim. Seni, ailemi, kendimi, hayatımı... Her şeyi. Sonra bir oyun alanı yarattım kendime, tasarım dünyası. Sanki çok kazanıyormuşum gibi. Ama biliyor musun oğlum? Bu dünyanın en büyük kaybedeni benim. En beceriksizim benim. Söyleme, söyleme öyle, dur. Tamam. Yanlışlar yapmışsın. Doğrular yapmışsın. Yani bugün buradayız, bir şekilde buradayız. Kazandıklarımızda, kaybettiklerimizde. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Her gece bunları anlatmayı diledim sana. Hep bugünü bekledim. İşte şimdi tüm gerçekleri öğrendin oğlum. Artık gözüm arkada gitmem. Hem sen de gönül rahatlığıyla benden nefret edebilirsin. Annem böyle. Ben de istemezdim böyle olmayı ama böyle işte. Tamam. Tamam, ağlama, tamam. Ağlama, ben... Ne diyeyim ki ben... Bilmiyorum. Babaannen haklı. İnandığı şeyler doğru. Yani doğru olmasa bile doğru işte. Senin baban o adam değil. Senin baban, senin bildiğin baban. Sen de öyle bil. Öyle yaşa, öyle kabul et. Beni de çöpe at gitsin. Hayır. Hayır, öyle konuşma. Dur. Biz sadece susalım, tamam mı? Susalım sadece. Öyle susalım.
Anne. Oğlum. Oğlum. Batu nerede? 7'de odayı temizliyor. Niye? Kafasını dağıtıyormuş. Tamam. Batu. Hani ne oldu? Niye geldin? Çıkart eldivenlerini, paspası da kenara koy. Hayırdır? Sen mi yaptın bunu? Yo. Batu, bunu sen yaptın. Çantama koydun. Şimdi de inkar ediyorsun. Biz seninle bir karar vermedik mi ya karakolun önünde? Hı? Biz bir karar vermedik. Sen verdin o kararı. Ama ben katılmıyorum. Ben temiz değilim. Ama kirleneceksek de beraber kirlenelim. Tutamayacağın sözler verme. Sen mi yaptın kolyeyi? Evet. Dur, 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 dur. Ne bu? Batu, ne izi bu? Güzelsin. Kirlenme. Batu. Tutamayacağın sözler verdim dedim. Batu, ne izi bu? Ne bu iz? Benim niyet kemer izine benziyor. Haziran'a çok şey borçluyum. O olmasa böyle oğluma sarılamayacaktım. Onun hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Ona sakın kızma Poyraz. Ben ona kendimi affettiririm. Yani bana kızsa da beni kovsa da dayanamaz, affeder. Bakalım mı? Kapalı. Haziran, içeride misin? Otele mi gitti diyeceğim de evde olması lazım. Poyraz. Kimse sebepsiz gitmez Poyraz. Bazen başka çaren kalmaz. İkimiz de çok yıprandık. Ama beni en çok üzen bana inanmayışların oldu. Gözüme bakıp benden şüphe edişlerin. Ayrılsak da bitmez sandım bazı şeyler. Sevgimiz mesela. Bitmez sandım. Ama sen en zor zamanında ittin beni kendinden. Kaçtın benden. Şimdi seni anlıyorum ama...
Bazen insan gerçekten kaçıp gitmek istiyor. Sen de beni anla. Ya da anlama. Ben gidiyorum Poyraz. Hoşça kal. Poyraz ne olmuş? Haziran. Kız gerçekten gitmiş. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık sırrını kuşatır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gök kuşa çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşa çıkar sen yağmurda.